Muhterem kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Değerli kardeşlerim, bazı işler vardır ki kıymetlidir ama yokluk zamanında, darlık zamanında, zorluk zamanında hiç şüphesiz çok daha kıymetlidir. Allah Celle Celaluhu bunu fetihten önce dine yardım etmekle fetihten sonra yardım etmek arasındaki farkı belirterek bildiriyor. Hiç şüphesiz İslam'ın o zor günlerinde sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a canıyla ve malıyla destek olan insanların, ashab-ı kiramın, o aziz önderlerimizin, Allah hepsinden razı olsun, insanlığın katında bir başka kıymeti, bir başka değeri vardır. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz, İslam'ı yayma emrini Cenab-ı Allah'tan aldıktan sonra 3 yıl insanları gizli gizli İslamiyet'e davet etti. Ondan sonra açıktan davet başladı. Tabi bu gizli davet esnasında bir hayli insan olayın farkına varmıştı. Gizli davette Mekke'nin ileri gelen insanları korktular. Peygamber güzel bir insandı, doğru sözlü bir insandı, ahlaklı bir insandı, daima iyiliğe davet ederdi. İyi hoştu, kendisi açısından bir sorun yoktu ama Mekke'nin sosyal statüsü değişebilirdi. Yönetim değişebilirdi. İktisat değişebilirdi. Aziz olan insanlar konumlarını kaybetme endişesine kapıldılar. Ve putperestliği çok da sevdikleri için değil ama bir asabiyet uğruna, bir muhafazakarlık uğruna, daha doğrusu kendi çıkarlarını koruma uğruna Peygamberimizin karşısına dikilerek sen fitnecisin, sen bölücüsün, sen millet içerisinde insanları kamplara bölüyorsun, ayrımcılık yapıyorsun, kaos, kargaşa, karmaşa çıkarıyorsun, aileyi bölüyorsun, parçalıyorsun, toplumu bölüyorsun, parçalıyorsun, fitne çıkarıyorsun diye alabildiğine bir propaganda yapıyorlardı. Tabi bu tür sözlü sataşmalarla başlayan alayla, hakaretle ve yavaş yavaş fiiliyete dönüşen bu tür karşı gelmeler açıktan işkencelere dönüşmüştü. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ama daha çok da ashab-ı kirama fiili işkenceler başlamıştı. Tabi İslam tarihi içerisinde bu olayları biliyoruz. Mekke yaşanmaz bir hale gelince Peygamberimiz önce ashab-ı kiramı Habeşistan'a gösterdi. İki defa oraya hicret oldu. Sonra öldürme kararı almışlardı. Mekke'den Medine'ye büyük hicret Cenab-ı Allah tarafından izin verildi ve o büyük yürüyüşte İslam devletinin elhamdülillah yapılanmasına yol açılmış oldu. O günlerden birisiydi. O acı günlerden, o zor günlerden birisiydi. Sevgili Peygamberimiz Beytullah'a gelirdi. Beytullah herkesin toplandığı bir toplantı yeriydi. İnsanlar orada buluşur, orada konuşurlar, orada sohbet ederler. Yerine göre orada eğlenirlerdi. Peygamberimiz Hacerül Esved'in bulunduğu yer ile ona gelmezden bir önceki yer olan Yemen tarafına bakan Rüknü Yemani arasında namaza durur ve uzun uzun Kur'an okuyarak namaz kılardı. Oraya durmasının özel bir nedeni vardı. O da oraya durduğu zaman hem Beytullah'ı karşısına alıyor kıble olarak hem de o zaman kıble emri olarak Beytülmakdis yani Kudüs'ü karşısına alıyordu.
Bir gün toplantı esnasında cin fikirli Ebu Cehil'in aklına bir fikir geldi ve dedi ki, gelirken dikkatimi çekti. Falan oğullarının bir devesi ölmüş. Atmışlar böyle işkembesini, bağırsaklarını meydana. Biraz sonra Muhammed gelir sallallahu aleyhi ve sellem. Her zamanki durduruşu da namaza durur. Secdeye gittiği zaman kimdir o yiğit ki o işkembeci bağırsakları getirir, pislikleriyle beraber onun sırtına koyar. Biz de biraz eğlenir, güleriz dediler. Peygamberimizin kapı komşularından, en yakınlarından Ukbe bin Ebi Muayit denilen Hergele, aptal, ahmak insan, aklını başkalarına takmış, uydu olmuş mukallit, insanlar tarafından beğenilme ve aferin alma arzusuyla akılsızca hareket edebilecek çapta tinetli bir karaktersiz, ben yaparım dedi. Ve gerçekten sevgili peygamberimiz geldi, Beytullah'a tavaf etti, Rükn-i Yemen ile Hacer arasına durdu, namaza başladı. Ayakta Kur'an okudu, secdeye gitti, sonra rüküye gitti, secdeye gitti ve o esnada hazırlığını yapmış olan Ukbe bin Ebi Muayit, o koca devenin işkembecesini pislikleriyle beraber peygamberimizin sırtına, başına koydu. Peygamberimiz secdeden doğrulmak istiyordu ama sırtındaki ağır yükün etkisiyle doğrulamıyordu. Deplenip duruyordu aşağıda. Bu olayı bize anlatan Abdullah bin Mesud, kahraman bir insan aslında. Açıktan Kur'an-ı Kerim okuyarak insanlara duyurduğu için ilk dayak yiyen odur. İnsanlar döve döve ezmişler. Cüssesi küçük, bacakları çöpü gibi incecik, zayıf bir Müslüman. Peygamberimiz yapma dedi ama dinlemedi. Kahramanlığı yüzünden Rahman suresini yüzlerini açıktan okumuştu. Ebu Cehil'in bir tokat vurmasıyla kulağından kan gelmişti böyle. Ama intikamını Bedir'de aldı. Ensari iki delikanlı vurup Ebu Cehil'i düşürdüğünde can çekişirken bu Abdullah bin Mesud onu gördü ve göğsüne oturdu. Ve kılıcıyla kafasını o kesti. Öyle bir gavurdu ki son nefesinde bile seni keseceğim Allah için dediğinde bırak sen bunu deve çobanı diyordu. Hakaret ediyordu hala. Kim galip kim mağlup sen ondan haber ver diyor. Müslümanlar galip elhamdülillah. Resulullah galip elhamdülillah. Siz cehenneme gideceksiniz burada mağlup olduğunuz gibi diyerek kafasını uçurdu. Bu diyor ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Efendimiz, keşke diyor benim kabilem olsaydı dışarıdan gelen bir gariban. Ben onları da yanıma alarak onlara güvenerek koşup peygamberimizi bu durumdan kurtarabilseydim. Kurtaramıyor. Olayın dehşetini anlayın. Zamanın zorluğunu anlayın. O cemaat arasında Müslümanlar da var ama yardıma gidemiyorlar. Çünkü öyle bir zaman oluyordu ki yardıma gideceklere ilerlenen kılıçlar gösteriliyor. Kabzasından hançerler çekiliyordu. Yani hareket ederse Nuri'ye kadar ya yetişsin ya yetişemezsin anlamında. Böyle bir hengamede yine böyle bir boğazını sıkıp öldürme esnasında Hazreti Ebubekir Efendimiz oradaymış. Hiçe sayarak canını koşarak gitti ve Rabbim Allah'tır diyen bir insanı mı öldürüyorsunuz diye ensesinden tuttuğu gibi fırlatıp atmıştı. Hazreti Ali halife olduğu zaman kürsüden insanlara bu ümmetin en kahramanı kimdir biliyor musunuz demişti bir gün. Sensin dediler. Evet ben elhamdülillah cihat meydanlarında karşıma çıkan her düşmanı yendim ama bu ümmetin esas kahramanı Hazreti Ebu Bekir'dir dedi ve dayanamadı konuşmasına oturdu ağladı.
biraz teskin olunca tekrar ayağa kalktı ve o olayı anlattı. Benzer bir olaydı. Abdullah bin Mesud öyle diyor. Gidemiyorum diyor. Korkuyordum diyor. Keşke bir kabirlem olsaydı, arkam olsaydı diyor. Onlara dayanarak, güvenerek gitseydim, kurtarsaydım. Bu esnada kendisi bir şey yapamayan birisi koşarak Peygamberimizin evine gidiyor, durumu haber veriyor. Hazreti Fatıma, evlatların en küçüğü ve o zaman küçücük bir kız, babasının başına bunların geldiğini görünce fırlıyor yerinde. Tabi kılık kıyafetini düzeltme, baş böyle sağını solunu örtme, tedbirini de alamamış, yolda süratle gitmesinden mütevellit, yine böyle tedbirsiz bir vaziyette koşarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevgili babacının üstündeki o işkembeyi atıyor. Kahkahayla gülen o acı manzaraya nasıl bir insanlık tefessühü ise, kahkahayla gülen kafirlere dönerek çok acı beddualar veriyor. Sevgili Peygamberimiz kızının açılan elbiselerinden yerlerini düzeltirken, üzülme kızım diyor. Allah babana yardım edecek, bunlara bırakmayacak ve mutlaka nurunu tamamlayacaktır. Üzülme. Yavrum üzülme. Oğlan çocukları neyse de, kız çocuklarının babalarının bu halde görmesi babalara bir başka dokunur elbette. Değerli kardeşlerim, Hac veya Umre'ye gittiğimde o uzaktan Hacerül Esved ile Rükn-i Yemani arasına bakar dururdu. Burada mı ya Resulallah? Sana bunu yaptılar. Evet. O zor günlerde Müslümanlar çok büyük eziyetler çektiler ama elhamdülillah dinlerinden dönmediler. Peygamberimizin evlatları ve Hazreti Fatıma hepsi birer kahramandı. Ashab-ı kiram birer kahramandı. Dayandılar, direndiler. Düşmanlar onları bozguna uğratabilmek için önce tabi kan davasından korktukları için öldüremiyorlardı. Ama ağır işkenceler yapıyorlardı. Sonra anlaştılar ve bir Şeybe Ebi Talip denilen bir mahallede Müslümanları toplu halde bulundurup 3 sene ambargo koydular. Yani bu siyasi ambargo, ekonomik ambargolar yeni değil. Türkiye ayağa kalkmak istiyor, terörle mücadele ediyor, kendisine verilen emirleri dinlemez oluyor, kendi menfaatini öncelikliyor. Amerika ambargo koyuyor. Avrupa ambargo koyuyor iyice. Bu ambargolar yeni değil kardeşler. Yıllar yıla İran'a ambargo koydular. Birçok ülkeleri. Kendi çıkarlarına ters düştüğü noktada Müslümanları bir şeye mecbur etmek için. Bunun ilkini Peygamberimize yapmışlardı. Tam 3 yıl. Yiyecek. Bitti, içecek bitti, elbise bitti, ağaç yapraklarını yumuşatıp yediler bitti, kabuklarını ısladılar yediler bitti. 3 sene sonra şöyle oldu böyle oldu da bazılarının gavur bile olsalar akrabalarımız bunlar yahu diye asabiyet davasıyla sahip çıkması neticesinde bu ambargo kalktı. Ama değerli kardeşlerim, bir yerde Hazreti Fatıma örnekliği var. Bir yerde Ashab-ı Kiram'ın davasından direnmesini görüyorsunuz. Vazgeçmiyorlar. Ambargo da yeseler, eziyet ve işkence de çekseler davalarından vazgeçmiyorlar. Çünkü o dava İslam davası, insanlık davası. Kendilerine dünya hayatında nasıl pis bir hayattan şerefli bir hayata çıkardıklarını biliyorlar. Ve öldükleri zaman nasıl bir cennete gideceklerini biliyorlar. Nasıl bir Allah Celle Celaluhu var, kendilerini sevip razı olduğu zaman nelerle karşılaşacağını biliyorlar. Eğer bir millet, bir cemaat bu kadar inancına sadık olursa, dünyanın bütün süper güçleri gelse,
onlara bir halt edemez. Mağlup oldular. Bu bir zaman işidir yalnız. Bu bir süreç işidir. Ve sevgili peygamberimizin şu tavrındaki örnekle bakar mısınız? En zor zamanında, deve işkembesi pisliğin altında kıvrandığı bir zamanda, kendisini kurtaran kızına, etrafına beddua ederek, yakıcı beddualar ederek haykıran o küçücük kıza teselli ederek diyor ki, ağlama kızım, ağlama. Allah dinini tamamlayacaktır. Vallahu mutimmu nuri. Allah nurunu tamamlayacak. Velev keriha kafirun. Kafirler hoşlanmasa da. Nitekim İsa suresi 124 ve 174-175. ayeti kerimeler. Bismillah. Ya eyyühennas. Ey insanlar. Müslümanı kafiri. Arabı acemi. Ey insanlar. Kaccaekum. Hiç şüphesiz ki sizlere gelmiştir. Burhanın bir burhan gelmiştir. Kesin bir delil gelmiştir. Min Rabbikum, Rabbinizden. Nedir bu? Akıl. İnsanda akıl varsa, baktığı zaman dünyaya, baktığı zaman dağlara, vadilere, baktığı zaman güneşe, aya, yıldızlara, bunları bir yaratan vardır. Önümde bir masa varsa, bunu yapan bir marangoz, bir usta vardır. Ben varsam, bu dünya varsa, bu gökyüzü ve içindeki sayısız güneşler, aylar, gezegenler, galaksiler, yıldızlar varsa, bunu bir yaratan vardır. Akıl bunu söyler insana. Böyle bir akılla sizi gönderdik. Ve yetmez, bu aklı nurlandıracak ve destekleyecek, bu aklı hata yapmaktan koruyacak bir başka nimet daha verdi Allah Celle Celaluhu. O da nedir? Ve enzelna ileykum, sizlere biz indirdik. Nuran mübina, apaçık bir mübin, açık seçik bir nur indirdik. Bir aydınlık indirdik. Karanlıkları yaran bir aydınlık. Bu nedir? Bu da Kur'an-ı Kerim'dir. Oradaki enzalna, indirdik ifadesinden anlaşılıyor ki tenzil, vahyi ilahidir, Kur'an-ı Kerim'dir. Ey insan! İki elinde burhan var, kesin delil var. Birisi akıl, birisi de Kur'an-ı Kerim. O Kur'an ki, insanlığa başlı başına yol gösteren bir kılavuzdur. İnanç, ibadet, hukuk, ekonomi, ahlak, tarih, her türlü bilgi, yaş kuru ne varsa diyor Allah Celle Celaluhu, dünyanın ve ahiretin bilgisi orada toplanmış, bir araya getirilmiş. Bunu düşünün. Bunu değerlendir ey insanoğlu. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا بِاللّٰهِ, Allah'a iman edenlere gelince, yani bu burhan ve indirilen nur, yani Kur'an karşısında insanlık ya kabul edecek, mümin olacak, ya reddedecek, kafir kalacak. Kafirlerin durumu zaten malum. Bu ayet, ötesini okumayacağız, bir ayet daha okuyayım. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا بِاللّٰهِ, Allah'a iman edenlere gelince, وَاَعْتَصِمُوا بِهِ, ona sıkı sıkı sarılanlara gelince, Allah'a iman, indirmiş olduğu nur, yani Kur'an'a ve göndermiş olduğu kesin delil burhan, akla, bütün bunların toplamı olan İslam dinine iman ederek sıkı sıkı sarılan ve Allah'a kulluğunu böylece gösterenlere gelince, feseyudhiluhum, Allah onları giydirecek, fi rahmetin minhu, kendisinden bir rahmet. Bir kere dünya hayatında yaşadıkları toplum bir rahmet toplumu olacak. Bir şefkat ve merhamet toplumu olacak.
ve yardımlaşma, bir huzur, bir güven, bir emniyet, bir barış toplumu olacak. Ve bu rahmet uzayacak mezardan berzah aleminden ta mahşere ve cennete kadar. Daimi bir rahmet içerisinde olacaklar. Erhamur Rahimin olan Allah'ın merhameti içerisinde olacaklar. Birinci müjde. Bir müjde daha diyor Allah Celle Celaluhu. Ve fadlin, Allah'ın büyük lütufları içerisinde olacak. Maddi lütuflar, manevi lütuflar. Yani refah olacak onlarda. Zenginlik olacak onlarda. Neşe, huzur, kalp mutmainni, yani saadet olacak onlarda. Mesut ve bahtiyar olacaklar. Bu dünyada da, ahirette de. Daha ve yehdihim ileyhi sıratan müstakima, onları müstakim, yani istikametli, yani dosdoğru Cenab-ı Allah'a giden bir yola girdirecek. Ve yehdihim, hidayet edecek, kılavuzlayacak, yönlendirecek. Ve yehdihim ileyhi sıratan müstakima. Dünya hayatlarında bozgunculuğu bırakacaklar. Eğri büğrü yolları bırakacaklar. Dünya hayatında kendilerine huzur veren, refah veren, barış veren güzel bir yola girecek ve hiç şüphesiz ki bu yol cennete kadar onları götürecektir. Küfürden kurtaracak Allah onları. Her türlü dalaletten, her türlü sapıklıktan, her türlü batıl ilkelerden ve ideolojilerden kurtaracak. Komünizmden kurtaracak onları, sosyalizmden kurtaracak, kapitalizmden, liberalizmden, faşizmden kurtaracak. Onlara materyalizmin, eksistansiyalizmin, ne bileyim pozitivizmin, şu bu envai çeşit eğri büğrü yollar var ya, her birinin başında bir lider, bir deccal, bir süfyan var. İnsanlar cehenneme davet ediyorlar. Allah onlardan kurtaracak bu ümmeti. Başlarında Hazreti Muhammed, kardeşleri diğer peygamberler, arkasından sıddıklar, şehitler, salihler, Allah'a giden bir yolda yürüyecek bunlar inşallah. Sapıtmayacaklar. Bunlar üst üste Allah Celle Celaluhu'ya sıkı sıkı sarılan, indirdiği Kur'an'a sıkı sıkı sarılan iman edenlere verilen müjdelerdir. Değerini bilmeliyiz kardeşlerim. Değerini, kıymetini bilmeliyiz bunlar. Sevgili Peygamberimiz sık sık Allah'ım bize imanı sevdir. Kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, fıskı, isyanı çirkin göster derdi. Bizi doğruya ulaşan aklı olgun, kamil insanlardan eyle derdi. Neden? Çünkü Hücret suresinde Allah Celle Celaluhu müminleri böyle tanımlıyor. Bismillah. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Müslümanlar, kıymetini bilin ki aranızda Resulullah var. لَوْ يُطِيُّكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ O size itaat etseydi işlerin çoğunda, لَعَنِتْتُمْ zarar ve ziyana düşerdiniz. وَلَكِنَّ اللّٰهِ Ama Allah Celle Celaluhu sizin yarinizdir, yardımcınızdır. Sizi böyle bir acı duruma, zarara, ziyana sokmadı. وَلَكِنَّ اللّٰهِ Habbebe sevdirdi ileykum sizlere el iman, imanı sevdirdi. Yeryüzünün en büyük nimeti imandır. İman esaslarını, amentümüzü, inancımızı iyi öğrenmeliyiz. Öğrenmeliyiz ki küfre, sapıklığa, dalalete, bid'ata düşmeyelim. Çok önemlidir imanı sevmek. Allah sevdirirse insan da sever. وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِيمَانِ İmanı size sevdirdi ve bu iman sayesinde siz Resulullah'a itaat edersiniz. O zaten Allah'a itaat ediyor. Böylece siz Allah'a ve Resulüne itaat edersiniz. Gavur da kim oluyor ki onlara itaat edeceksiniz? Şeytan da kim oluyor ki ona itaat edeceksiniz? Size Allah imanı sevdirdi. Bu iman netice böyle veriyor. Daha وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Onu kalplerinizde zeyyene, tezyin etti.
Tezyinat diyoruz ya, bir süsleme. Buradan geliyor Arapçadan. Allah imanı kalplerinize süsledi. Pırıl pırıl parlıyor orada. Kalbiniz imanın etkisi altında. Güzel görüyor, güzel düşünüyor, güzel davranmaya çalışıyor. Allah Celle Celaluhu ona bir güzel istikamet vermiş. Çünkü orada süslü püslü iman duruyor. Ve daha kerraha, kerih gösterdi, çirkin gösterdi. Ve kerraha ileykum sizlere neyi? El kufre, kafirliği ve fıska, Müslüman bile olsa yoldan çıkıp günah işlemeyi, fıskı fucura dalmayı. Vel isyan, isyanı. Allah'a isyanı size çirkin gösterir. Bir Müslümanın en büyük alameti, Allah'ı sever, Resulünü sever, imanı sever, iman kalbinde süslüdür, davranışları imanının eseridir. Küfrü hiç sevmez, buğz eder, fıskı hiç sevmez, günahı hiç sevmez ve onlara davet eden şeytanı ve şeytanın adamlarını sevmez ve isyanı sevmez. Düşse bile tövbe eder, Allah'a döner, bağışlama diler. Ulaike humur raşidun, bunlar raşittirler. Rüşte ermiş, gerçek manada olgunluğa ermiş insanlardır. Fadla minallahi ve niyama. Allah'tan bir lütuftur bu, bir nimettir. Elhamdülillah. Müslüman olduğumuza binlerce kez, sonsuz kez, ilminin sayısınca, yarattıklarının sayısınca, razı oluncaya kadar, tamam kolum yeter deyinceye kadar Allah'a hamdolsun Müslüman olduğumuz için, iman nimetinde olduğumuz için. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Bizim de kıyamete kadar çocuklarımızın, zürriyetimizin de inşallah. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi bilendir. Her yarattığını hikmetle yapandır. Değerli kardeşlerim, sohbetimize son verirken şunu ifade edeyim. İnsan bazen güzel günler yaşadığı gibi acı günler de yaşar. İmtihandayız. Bazen rahat günler olduğu gibi zor günler de yaşarız. İmtihanın zamanını, zeminini, şartlarını Allah belirler. Biz bulunduğumuz her zamanda rahatlıkta, bollukta, darlıkta ya da sıkıntıda, zor zamanlarda daima Müslüman olduğumuzun farkına vararak, bilincinde olarak Müslümanca hareket etmeliyiz. Müslümanca duymalı, düşünmeli, davranmalıyız. Bunun bir bedeli dünyada olabilir. Bu bir imtihandır. Allah'ın imtihan etme hakkı vardır. Böylece ben de Müslümanım sözünde sadık olanlarla yalancı olanları ortaya çıkaracaktır. Kendimizi hazırlayalım. Her an Müslümanlığımızın bilincinde, şuurunda, tayakkuz halinde, hazır bir vaziyette, gaflete düşmeden yaşayalım. Sevdiğimizi Allah için sevelim, Allah için destekleyelim. Sevmediğimizi de Allah için sevmeyelim, Allah için buğz edelim. Bu dinin en önemli kanunu, ilkesi budur. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Allah böyle olanları vefat ettiği zaman yanına aldığında Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde misafir edecektir. O gün arşın gölgesinden başka gölgede yoktur. Allah Celle Celaluhu hepimizi de o arşın gölgesinde gölgelendirsin. Bize de Efendimizin duasını tekrar edelim. İmanı sevdirsin. Kalbimizde onu süslesin. Bize küfrü, fıskı, isyanı çirkin göstersin. Bizi aklı başında olgun insanlardan eylesin. Yavrularımızı da, çocuklarımızı da kıyamete kadar, ümmetimizi de, bütün insanlığa da hidayet dileriz. Keşke akıllarını kullansalar, keşke kendilerine indirilen nurdan, yani Kur'an-ı Kerim'den istifade etseler. Öyle olması için elimizden bir şey geldiyse yaparız, davet ederiz, çağırırız, sıkıntıya katlanırız, hatta belaya katlanırız. Müslüman olurlarsa çok memnun oluruz. Geçmişte bize yapmış oldukları
o acı imtihan ya da işkencelerden de intikam alma gibi bir duygumuz da olmaz. Çünkü Müslüman olduk, bir adam, bir kafir Müslüman oldu mu geçmiş defteri silinip atılır, yepyeni taptaze bembeyaz bir defter ve sayfa başlar. Geçmişinden sual olmaz yani. Dolayısıyla Allah'ın cenneti geniş kardeşim bize de sığar, bütün insanlara da sığar. Biz kafirlerin bile Müslüman olmasını arzu ederiz. Ve bunun için elimizde yani bir fırsat olsa ya da bir imkan olsa ya da bize düşen bir şey olsa seve seve yapmaya hazırız. Allah birbirini Allah için seven, birbirine dua eden, birbirine kalbini açan, öyle arada düşmanlığı, kini, nefreti, kıskançlığı, hasedi, 60 bahtiyar güzel kullarını deneylesin hepimizi. Hoşça kalın ve selam değerli kardeşlerim.